Arkadaşlar merhabalar, nasılsınız canlarım? Kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bana sorarsanız ben de iyiyim, hamdolsun. Yavaş yavaş toparlıyoruz Allah'ın izniyle. Tam gaz devam arkadaşlar. İlgilenen herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğendikten sonra, izledikten sonra beğeni butonuna basarsanız, zil butonuna basarsanız gelen videolardan haberdar olursunuz. Yorumlarını ve beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Evet, bu arada dediğim gibi geçen videomda da yorumladım. Kampanyamız pazar gününe kadardır. Pazar günü kampanyam bitiyor, ücretsiz açılım. Dediğim gibi ilk aboneler kanalıma abone olan ilk abonelerime özel açılım yapıyordum ücretsiz. Bu kampanya pazar günü bitiyor arkadaşlar, haberiniz olsun. Ama yine de ara ara böyle videolarımın içeriğinde belirteceğim ne zaman ücretsiz kampanyaya başlayacağımı, videolarımın içerisinde belirteceğim, takipte kalın lütfen. Evet arkadaşlar, bugün ne yapacağız? Aslan burcu Eylül açıklaması yapacağız, yorumu yapacağız. Hem kahve tarot skambil hem de burç malumatı ve burç yorumu yapacağız. Evet, aslan burçları Eylül diyelim ve başlayalım. Aslan burçları ateş grubuna dahildir, gezegeni güneştir, renkleri turuncu, sarı ve kehribardır. Taşları sarı safir, şanslı ve uğurlu günleri ise pazar günüdür arkadaşlar. Aslan burçları için genel bir özet geçelim. Aslan burçları çok ateşli burçlardır, lider burçlardır, güvenilir burçlardır. Yani aslan burçları çok güçlü karaktere sahip oluyorlar, çünkü yöneticisi güneştir aslanın. Aslan burçları çok seçici oluyorlar, marka takıntıları oluyor, sempatik oluyorlar, genellikle sevecen oluyorlar, girişken ruhlu oluyorlar arkadaşlar. Aslan burçları ağır başlı gözüküyorlar ama genellikle ağır başlı oluyorlar, sinirlendikleri zaman fazla tepki gösteriyorlar. Genellikle sinirlendirmeyeceksiniz aslanlara, yumuşak davranacaksınız. Aslan burçları lider oldukları için çok iyi yönetim gücü var aslanlarda. Genellikle başkasının hizmetinde çalışmayı sevmeyen türlerdir. Gene sevmezler bu işi aslanlar. Her zaman lider ruhlu ve lider karakterli olmuş aslan burçları. Serbest yaşamayı sever aslanlar ve seçici oluyorlar aslan burçları arkadaşlar. Aslan burçları övgü çok severler aslanlar. Met edeceksin aslanları, bunu çok severler aslan burçları. Paylaşımcı oluyorlar, genellikle paylaşımı severler ve korumacı bir karaktere sahip oldukları için herkesi himayesine almayı seven burçlardır ve hakkını da veren burçlardır. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Evet, aslan burçları hangi burçlarla uyumlu, uyumsuz olduğunu söyleyeceğim arkadaşlar. Aslan burçları ateşlerle olumludur. Koç, aslan ve yay burçlarıyla olumludur. Aslan burçları çok iyi anlaşır terazi burçları ile. İkizler burcu ile iyi anlaşır aslanlar. Kova burcu ile iyi anlaşır aslanlar. Aslan burçları su grupları ve topraklarla ufak tefek sıkıntılar yaşayabilirler. Yani başaktır, yengeçtir, oğlaktır, balıktır, bunlarla sıkıntı yaşayabilirler. Her zaman karşı tarafın güzeşte gitmesi ve tolerans tanıması gerekiyor ilişkinin yürümesi için arkadaşlar. Evet, bu arada açılımım burcu aslan olan arkadaşlar, yükselen ve ay burcu aslan olanlar içindir arkadaşlar. Başlayalım aslan burcu tarot kahve yorumumuza, başlayalım Eylül ayında. Bakalım aslan burçlarını neler bekliyor. Hadi bakalım aslanlar. İnşallah güzel çıkar.
Evet arkadaşlar, yavaş yavaş toparlıyorum. 500'e doğru gidiyorum. Biliyorsunuz, bilmeyenler için söyleyeyim. Benim kanalım kapandı bizim yanlışlığımız yüzünden. Çok üzgünüm. Ama ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Yavaş yavaş toparlamaya çalışıyoruz. Allah'ın izniyle ve sizin yardımlarınızla canlarım. Desteğinize ihtiyacım var. Lütfen kanalımda yayınladığım videoların izlemesi çok oluyor ama abonelerim az. Ben açılımı ve güzel enerjimi abonelerim için gönderiyorum. Lütfen videolarım izlenmese, beğenilmese zaten izlenmez ama neden abone olmuyorlar ben anlamıyorum bu insanları. Yani emeğimizin saygı göstermek bu kadar zor bir şey mi arkadaşlar? Neyse, canınız sağ olsun. Geçelim açılımıza. Aslan burçlarını Eylül'ün ilk yarısından itibaren çok hareketli bir dönem karşılayacak arkadaşlar. İş konusunda yeni iş başvuruları, yeni iş anlaşmaları, iş yerinde yükselme, kupadır işte sınavı olan arkadaşlarla ilgili olabilir, bir mahkemesi olan arkadaşlar, iş aramasında, iş arayışında olan arkadaşlar veya yeni iş başvurusunda ortak yatırımlar olabilir, işinde yükseliş olabilir. Bu konularda çok güzel bir döneme geçtiğini gösteriyor. Aslında artık Eylül'den itibaren, Eylül'ün 6'sında 8'inden itibaren yavaş yavaş kariyerle alakalı, maddiyatla alakalı tırmanışa geçeceğini gösteriyor arkadaşlar. Evet, kariyeri geçtik. Bunun dışında Aslan burçları ikili ilişkilerde sorun yaşadığını görüyorum. Geçtiğimiz aylardan itibaren zaten bu sorunu başlamış olarak görüyorum. Evli, nişanlı ve ikili sevgili olan aslanlardan bahsediyorum arkadaşlar. Aslan burcunun bu ilişkiden bayağı bir darbe aldığını görüyorum. Bu arada yine tarota daldım, kahveyi unuttum. Şöyle bir kahvemi de göstereyim. Yorumlayacağım. Evet, Aslan burcu bu ikili ilişkiden bayağı bir darbe almış olarak görüyorum. Hem maddi hem manevi darbe almış olarak görüyorum. Ama Aslan artık diyor ki, ben diyor bu ilişkide kararımı vereceğim. Ya ona veren Allah ya bana veren Allah diye bu sert karakterleri ve düzgün duruşta durmuş ve bekliyor olarak görüyorum Aslan burcunu. Aslan burcu arkadaşlar, yatırım yapmak isteyen arkadaşlar, ortak ilişkide ortak iş kurmak isteyen arkadaşlar, mahkemesi veya başka yatırım amaçlı ev alımı olabilir. Çok verimli bir dönemdir. 8'inden sonra çok güzel zaman olarak, verimli bir zamana gireceksiniz. Bu fırsatı kullanmanızı tavsiye ederim sevgili aslanlar. Evet, kahvede ne gözüküyor bakalım. Gördüğünüz gibi burada da yavaş yavaş aslan sıkıntısını atmaya başlamış olarak gözüküyor. Evet arkadaşlar, aslan burcunun üzerindeki gözü de görüyorsunuz. Aslan böyle o kadar yoğun bir şekilde işe başlayacak ki, o kadar güzel bir yatırım geliyor ki, maddi konularda, birikim konusunda, yatırım konusunda çok güzel zaman dilimi ve maddi olarak beklediği o para neyse o parayı alacak. Uzun zamandır beklediği bir satış işi var aslanın, onu yapacağını görüyorum arkadaşlar. Sevgili aslanlar, yolunuz açılmaya başlamış olarak gösteriyor. Burada evli olan aslanlar, İkili ilişkilerde sorun yaşayan aslanlar, burada bir karşı partnerinizle bir tartışma yaşayacağınızı gösteriyor. Ayın 10'una kadar bununla ilgili dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Ayın 10'undan sonra zaten kararınızı vereceksiniz. Barış olanlar için barış gözüküyor. Kesinlikle ailesinde problem olan aslanlar için, bazılarına özellikle erkek olan aslanlara sıkıntı görüyorum ve kararını verecek olarak görüyorum. Bu iş ayrılıkla biteceğini gösteriyor. Evli olan aslanlardan bahsediyorum ve uzun süredir bu sıkıntı yaşıyor olarak görüyorum. Şimdi aslan burcu sevgili olan aslanlarda ise, karşı partneri aslana sıkıntı veren burç aslanı burada
karşı partneri o kadar öfkeli görüyorum ki karşıdaki de biraz mesafeli davranıyor aslında ve aslında su grubu sıkıntı veren burcu su grubu görüyorum arkadaşlar. Su grubu balık, yengeç, akrep, yükseleni de su grubu olabilir ama su grubunu gösteriyor ve aslan bunun üzerine yürüyerek hesap soruyor ve o çok mahcup bir şekilde aslana doğru geliyor ve bir özür söz konusu, bir barış söz konusu olarak gösteriyor arkadaşlar. Aslan burada atın üzerine binmiş, resmen koşuyor olarak görüyorum. Bu koşuşun açıklaması kariyer ve maddiyatla ilgilidir. Özel hayat değil bu arkadaşlar. Yani aşkla ilgili sıkıntılı dönemlerden geçeceğini gösteriyor. Aslan burcunu ayın 10'una kadar. Evet, Aslan Burcu iş değişimi gözüküyor. Size uzun süredir beklediğiniz bir diploma mıdır, bir iş değişimi midir, artık atama mıdır, yükseliş midir? Önünüzü kapalı olarak görüyorum şimdiye kadar ama ayın 21'ini gösteriyor. 21'inde çok önemli gelişmeler olabilir. Bu atamayı gösteriyor. Burada bu zafer neyse bunu elinize alacağınızı, bu zaferi kutlayacağınızı gösteriyor sevgili Aslan Burçları. Evet, Aslan'ın biraz sağlık problemi var. Psikolojik olarak yıpranmış ve çok yoğun çalışma içerisinde olduğu için yorgun görüyorum Aslan'ı. Aslan Burcu artık bu dönem o kadar güzel, verimli bir dönem başlamış ki bu dönem içerisinde bütün maddi olarak zararlarını yavaş yavaş toparlayacağını, yatırımlarını güzel yapacağını gösteriyor. Gördüğünüz gibi burada bir tavuk var. Kuluçkaya yatmış bir tavuk ne demek? Birikim demektir arkadaşlar. Evet, kahvenin tabağına da bakmak istiyorum. Bakalım bu ne gösteriyor? Burada bir yol çıkardı size. Bu yol güzel, temiz bir yoldur. Bakın Aslan Burcu kalbi görüyor musunuz? Tertemiz bir kalp çıkmış ama bayağı bu kalbin altında bayağı sıkıntı yaşamış Aslan. Bu kalbin içinde ki iki kişiyi de görüyorsunuz. Bir barış söz konusu. Nişanlı olan arkadaşlar, sevgili olan arkadaşlar bir sürpriz evlilik teklifi alabilirsiniz. Bir evlilik, bir görüş ve bir barış söz konusudur sevgili Aslan burçlarına bu ayda. Evet, şimdi geçelim diğer kartlarımıza. Bakalım bekar aslanlar, sevgili arayışında olan aslanlar, sevgilisinden küs olan aslanları neler bekliyor, ne zaman barış var? Evet, bakın gördünüz mü? Şu kart ters çıktı. Bu kartın ters çıkması ne demek biliyor musunuz? Aslan Burcu diyor ilişkisiyle alakalı sıkıntı yaşanmış ama artık bu sıkıntıyı atma aşamasına geçeceğini gösteriyor. Bu ise kariyerle ilgilidir. Diyor ki Aslan Burcu'nun kafasında yaptığı, kurduğu planların hepsini hayata geçirme dönemi başlıyor. Bu dönem diyor ayın ikinci yarısından sonra daha da bir hüküm kazanmış olarak görüyorum. İlk yarısı altısından sonra başlayarak ayın ikinci yarısında ise daha büyük bir zirveye ulaşacağını gösteriyor. Aslan Burcu'nun kariyerle ilgili. Ortak yatırım yapmak isteyen arkadaşlar ayın ikinci yarısı başlarsanız daha verimli bir dönem olarak gözüküyor. Sakin bir döneme geçeceğinizi gösteriyor. Bütün çektiğiniz bu zararlar, borcu olan aslanlar var. Borcu olan aslanları bayağı sıkışık gördüm. Bunu ödemesi var geriye. Hiç üzülmeyin. Dediğim gibi ayın ikinci yarısında beklediğiniz o parayı bulacağınız döneme giriyor. Kariyer konusunda olağanüstü bir dönem gösteriyor sevgili aslan. O kafanda kurduğun projeyi hayata geçireceksin canım aslan. Burada küs olan aslanlar, sevgilisini bekleyen aslanlar. Ayın 14'ü bir aşk haberi alabilirsiniz. 22'sinde ise bir buluşma söz konusudur. Buluşma gösteriyor. Sevgilinizle bir buluşma olacak. Buna hazırlıklı olarak görüyorum sizi. Karşılıklı oturup konuşmanızı görüyorum ve barışacağınızı görüyorum. Birkaç tane de skambil çıkarmak istiyorum arkadaşlar. Hepsinden açmak istiyorum size. Bakalım ne diyor. Evet. Burada gördüğünüz gibi aslan diyor bir sinirleniyor, bir normala dönüyor, bir sinirleniyor, bir normala dönüyor. Ayın 9'undaki yatırımlarınıza dikkat edin. Ayın 9'unda bir sıkıntı yaşayabilirsiniz aslan burçları.
Kesinlikle tartışma ve kavgaya girmemenizi tavsiye ederim. Bu da sizin buluşmanız. Küs olan aslanlar. Ayın ikinci yarısında büyük buluşma olacak, barış olacak. O beklediğiniz aşkınız size karşı artık yelkenleri salmış durumda. Yani yoldadır, geliyor diyor. Burada ayı burada 10 gün içerisinde aslan burcunu aşkla ilgili çok ani bir değişim bekliyor. Bu dediğim gibi nişan veya evlilik kararı olabilir veya partnerinizin size aşk ilan etmesi gibi bir şeyi gösteriyor. Böyle bir simgedir arkadaşlar. Çok güzel açılım oldu. Açılım güzel olunca ben de çok mutlu oluyorum. Aslan burçlarını çok güzel bir dönem bekliyor. Bunu güzel kullanmanızı istiyorum. Özellikle para ve maddi konularda, kariyer konusunda çok ciddi bir döneme gireceksiniz. Bu fırsatı kullanın sevgili aslanlar. Yatırım yapmak isteyen aslanlar tam zamanıdır diyor. Eylül ayının ikinci yarısından itibaren yatırımınızı yapabilirsiniz. Ferah ve güzel gözüküyor her şey. Birazcık sağlık problemi gördüm. Bir de evli olan aslanların hayatında biraz ailesinde sıkıntı olan aslanların artık tam karar verme dönemini gösteriyor. Boşanacaksa boşanacak, barışacaksa barışacak diye aslanı artık yorulmuş olarak görüyorum arkadaşlar. Kararını net olarak verecek artık. Çünkü aslan bu ilişkiden yorulmuş olarak gözüküyor. Yorulmuş artık, bıkmış olarak görüyorum aslanı. Tam kararını verecek ve rahata kavuşacağını gösteriyor arkadaşlar. Evet. Canlarım, videomu fazla uzun tutmayayım, sizi de yormayayım. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenide ve yorumda bulunursanız çok sevinirim arkadaşlar. Sizi seviyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.